Evet, devam ediyoruz. Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti bu hafta İYİ Parti sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu'yu ağırladı. Kürşat Zorlu İYİ Parti'nin projelerini anlattı tek tek. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adımlarını doğru bulduğunu söyledi ve son olarak da 6 Mart'ta yaşanan krize değindi. Seçimler yaklaşıyor. Partiler seçim vaatlerini, projelerini pazar siyasetinde anlatmaya devam ediyor. Pazar siyasetinden herkese mutlu pazarlar. Pınar Işık Ardor'un sunduğu pazar siyasetinin bu haftaki konuğu İYİ Parti sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu'ydu. Zorlu, İYİ Parti'nin seçim vaatlerinden projelerine, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Alevi başlıklı videodan altılı masada yaşanan krize kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı Türkiye'de unutulan uzlaşma. Zorlu, İYİ Parti'nin çocuklara yönelik projelerini anlattı. Biz şimdi bir proje vaat ediyoruz. İlk ve orta öğretimdeki çocuk, İYİ Parti'nin vaadi. Evet, çocuklarımıza bir okul kart çıkaracağız ve onları böyle rahatsız etmeden yılın başında o kartlara kırtasiye masrafları ve diğer harcamalarını kartlara yükleyeceğiz. Anne ve babalar bu kartlarla bu eğitim sezonuna başlayacaklar. Genç kart uygulamasıyla da lise öğrencilerimize bunu yapacağız. İYİ Parti sözcüsü Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilen Alevi başlıklı videoya değindi. Kendi adıma bir vatandaş olarak bu adımlarını doğru buluyorum. Tabii bu tür adımların neticelerini bir sosyoloji etrafında irdelediğimizde hemen birden sonuç vermesini bekleyemeyiz. Ama bunlar tarihe yazılıyor. Bakın bayram günü deprem bölgesinde yani kendisine ben Müslümanım diyen bir insana tefritte bulunmak bizim dinimizde söz saldırı konusu değildir. Saldırı girişimleri, o Fatiha'yı okur musun söylemleri, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bu çirkin bir saldırı. Altılı masada yaşanan kriz de gündemdeydi. Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasını siyasi dalgalanma olarak yorumladı. Yani dolayısıyla o süreçte bir siyaset dalgalanması yaşanmış olabilir. Bunlar siyasette olan şeylerdir. Biz siyasetçilere düşen görev bu dalgalanmaları, bu krizleri yönetip olması gerektiği yöne taşımaktır. Şimdi devam edelim efendim. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte bir video paylaştı. Yiğitlerim notuyla paylaştı videoyu Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı olması halinde İmamoğlu ve Yavaş'ın yardımcıları olarak üstleneceği görevleri açıkladı. Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var. Mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler var. Seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem Başkan'dır. Gündemimizdeki diğer bir konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim.